Günaydın efendim. Ezelinde kulağıma fısıldadığı gibi hayatta bir ses duyabiliyoruz bazen. Geri sayım. İşte o sesi duymadan önce yapacağımız her şeyi yapmaya çalışmak, yaşam kalitemizi korumak, düşünce kalitemizi korumak, insanca devam edebilmenin bir anlamda çizgisini saptırmamak gerekiyor. Günaydınlar efendim. Hepinize mutluluklar, sağlıklar diliyoruz. İçel TV stüdyolarından, İçel FM ortak yayınıyla ve sosyal medya üzerindeki konumumuzdan hepinize bol bereketli bir gün, huzur, sağlık ve de barış diliyoruz. Sözü hiç uzatmayacağım çünkü Mersin Baro Başkanı Sayın Bilgin Yeşilboğa stüdyo konuğumuz ve çok da kısıtlı bir zamanımız var. Bir baş sağlığı için başka bir şehre gitmek zorunda. Merhabalar, hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bu yoğun şeyde tempoda evet, bana vakit gündem ayırdınız. Gündem yoğun. Minnettar. Öncelikle hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize gerçekten akıl sağlığımızı koruyabilecek mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Amin. Rabbim akıl, ruh, beden sağlığı nasip etsin hepimize. Şimdi hemen şöyle bir girizgah yapayım. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 2 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış töreni için birçok baro katılmayacağını açıkladı. Mersin Barosu da bunlardan birisi. Dün sosyal medya üzerinden de basın bülteninizi paylaştınız. Diğer barolarda öyleler. İlk tepki İzmir Barosu'ndan gelmişti sanırım. Son noktayı Mersin Barosu koydu gibi oldu ama bugün de devamı gelebilir bunun. Yargıtay sert bir dille tepki gösterdi ama bu konu hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? Nedir bu durum? Niye bu aşamaya gelindi? Adli yıl törenleri olurdu eskiden. Yani gençlik dönemlerimizi hatırlıyoruz. Ya bu tabii ki şu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Sadece bu son adliyle ilişkin yapılan bir protesto niteliğinde veya bir tepki niteliğinde görülen bir olay. Ama bu böyle değil. Bakın biz daha önce de sizin programlarınızda veya başka programlarda adalet nöbetlerinden bahsettik. Biz. Evet. Orada da ve diğer basın açıklamalarımızda ve diğer söylemlerimizin hepsinde yargının bağımsızlığından, yargının tarafsızlığından ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden hep söz etmeye çalıştık. Hukukun üstünlüğünü her zaman için izah etmeye çalıştık. Hı hı. Bu gelinen aslında son noktadır. Bardağı belki de taşıran son noktadır. Daha önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi 2014-2015 işte adli yıl açılışında Sayın Birlik Başkanımız da çıktı, konuşmasını yaptı. Evet. Ama orada bir tepkiyle karşılaştı. O dönemin başbakanı salonu terk etti, gitti. Şimdi o dönemden sonra hemen bir kanun değişikliği yapıldı. Savunmanın oradaki söz hakkı elinden alındı ve dışlandı. Bundan sonra yine davetler oldu. Sayın Mete Feyzoğlu ben gitmedim diyor. Doğrudur. Niye gitmedi? Öncelikle söz hakkı verilmedi diye gitmedi. İkincisi parlamenter rejimden vazgeçip başka bir rejime geçilince bu sefer yürütmenin başının olduğu yerde yapılan toplantılarda veya açılışlarda kuvvetler ayrılığı ilkesi ve yargının bağımsızlığından söz edilemez diye ilkesel bir tavırla gitmedi. Şimdi dün dündür, bugün bugündür diyemeyiz. Bakın şunu özellikle belirtmek istiyoruz. 46 tane baro şu anda gitmeme kararı aldı. Bu 46 baronun tamamı aynı siyasi veya dünya görüşünde değil. 160 ama bin, hukuken, 170 bin avukat var Türkiye'de. 125 yaklaşık. Bin civarında avukat bin var. Mi? Evet. Yanlış görmüş mü? 46 civarında baro şu anda net gitmeme kararı aldı. Birçok baro daha kararsız, kendi işlerinde bunu tartışıyorlar. Evet. 10 civarında baronun şu anda gitme kararı var. Gidenlere de saygı duyuyoruz, gitmeyenlere saygı tabii, duyuyoruz. Tabii. Ama bakın bu 46 baro net söylüyorum. Ne siyaseten ne dünya görüşü olarak aynı fikirde olan insanlardan değil. Birbirine benzerler vardır ama hepsinde de farklılıklar vardır. Bizim bir tek burada buluştuğumuz ortak payda hukuk. Evet. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi. Sadece biz bunlar üzerinde birleştik. En kilit bunu cümleler. Bunu net anlatmamız gereken cümle bu. Sayın Yargıtay Başkanı'nın bu katılmama gerekçelerimizdeki açıkçası ifade tepkisi. Ettiğimiz cümleleri evet. Hani kendisine yapılmış bir saldırı olarak görmesini ve bizleri suçlamasını gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Ben okumasını ve dinlemesini çok arzu ederdim. Ha, bunu yapmadı. Bizi anlamalarını çok arzu ederdim. Yapmadı. Peki barolar neye Birlik başkanımızın da bakın burada hatası var. Birlik başkanımız da çıkacaktı ilk baştan itibaren. Sayın Metin Feyzoğlu mu? Tabii. Dün Habertürk'te biraz toparlamaya başladı. Ben izledim kendisini. Dün orada bizim serzenişlerimizden de tabii dem vurarak biraz ortalığı yumuşatma anlamında doğru şeyler söyledi. Barolar bağımsızdır. Barolar birliğine bağlı değildir. Bizim her birimizin kendi özgür irademiz var, yönetim kurullarımız var, diğer kurullarımız var. Aldığımız kararlarda da bağımsızız, barolar birliğine bağlıyız. Bunu dün ne güzel söyledi. Meslektaşlarımın, barolarımın almış olduğu olumlu veya olumsuz karara saygı duyuyorum. Saygı duymak zorunda zaten.
Bunu net ortaya koymamız lazım. Biz burada eleştirilerimizi veya söylemlerimizi asla siyasi sahiplerle söylemiyoruz. Evet. Ama kendisinin de ilk başta çıktığı ve daha sonra birkaç kesimin çıkıp söylediği cümleler işte FETÖ operasyonu, PKK operasyonu gibi yargıdaki bu duruşu bertaraf etmeye yönelik çok alçakça saldırılar oldu. Biz bunları kendilerine aynen iade ediyoruz. Bizim hiçbirimiz siyasi sahiple hareket etmedik. Bakın ne diyorum? Aynı düşüncede olmayan birçok baromuz var. Birçok baro aynı çizgide yani, buluştu. Cumhur İttifakı'na net bir şekilde destek vermiş arkadaşlarımız dahi biz bu adli yıl açılışına gitmeyeceğiz dedi. Çünkü gitmeme gerekçeleri hukukiydi. Evet. Yargısaldı. Peki, bunu anlamaları gerekiyordu. Peki gerçekten niçin gitmediler? Bu kolaycılıktır. Yani bu kolaycılıktan vazgeçsinler. Evet. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Her şeyi bizim ihlal ederiz. Şu ana kadar ederiz. Söylediğimiz evet. Şeyler bakın hiç değişmeyecek. Evet. Yarın başka bir iktidar gelebilir. A partisini iktidarda görebiliriz. B partisini hukuk iktidarda. Siyaset üstü bir kavram bizi çok zaten. İlgilendirmiyor. Evet. Biz yine olduğumuz yerden o muhalif tavrımızla doğruyu söylemek zorundayız. Bizden rahatsız olmasınlar. Kesinlikle. Bizden yararlansınlar. Kesinlikle. Bizim bilgimizden yararlansınlar. Bizim söylediğimiz şeyler onlar için kötü değil. Evet. Hem evrensel hukuk normları bazında evet. Ülkemizi bir üst liğe çıkaracak açıklamalardır bunlar ve taleplerdir. Eğer bunları siz hayata geçirdiğiniz takdirde zaten siz tartışılmazsınız. Şu an tartışmıyorsanız bunları yapmadığınız için tartışmıyorsunuzdur. Niye kendinizi tartışmanın ortasına koyuyorsunuz? Siyasi iradeyseniz siyasetinizi gidin yapın. Bize karıştırmayın. Hukukçular çok fazla siyasete giriyor. Biz girmiyoruz. Onlar bizim alanımıza giriyor. Evet. Ve yapmış oldukları, yapacak oldukları her türlü eylemde evet. Hukuku aracı kılıyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz. Hukuku aracı kılmayın diyoruz. Tam onu soracaktım. Yani hukukçuların, baroların bu davete red cevabı ile birlikte hangi cümle sarf edilmiş oldu sizce siyasi erkeğe karşı? O davete katılmayınca ne demiş oldu hukukçular? Hukuku siyasetin töhmetine sokmayın. Evet. Siyaseti hukuka üstün kılmayın. Evet. Yasaları işletilebilir duruma getirin. Kafanıza göre anayasa değişikliği yapmayın. Ben evet. Yaptım oldu fikrinden vazgeçin mi demek istedi? Ne demek istediler? Biz tam başkan? Da bunu söylemeye çalışıyoruz. Ya diyoruz ki bakın siyaset yargıdan elini çeksin. Yargıyı bir bağımsızlaştıralım artık. Yargıyı tamamen tarafsızlaştıralım. Hukukla insanların gözünü çünkü, korkutmayın. Bakın bizim inancımız zayıflıyor. Evet. Ama işin kötüsü halkın, toplumun adalete olan inancı yok oluyor. Bakın en tehlikelisi bu. Ben bunu burada defalarca dile getirdim. Başka mecralarda da bunu izah ettim. Evet. İnsanlar hukuktan beklediğini alamazsa, bir medet görmezse, bakın farklı yollara giderler. Kendi hukuklarını evet. Yaratmaya çalışırlar. Şu an televizyonları açın. Bakın akşam haberlerine gün boyu işlenen suçları görüyorsunuz. Çünkü evet. İnsanlar artık kendi adaletini uygulamaya çalışıyor. Filanca işte A partisinden, B partisinden, iktidardan, şuradan buradan kendi işini görür diye yargıya gitmekten çekiniyor insanlar. Farklı şekilde hukuk yaratarak çözüm bulmaya çalışıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Bir tane hukukumuz olsun. Toplumu kucaklayıcı, toplumu birleştirici ve topluma güven verici bir hukuk sistemimiz olsun. Ama yargı kendi iktidarını her zaman, daha doğrusu iktidar her zaman kendi iktidarını pekiştirmek, eylemlerini legal hale getirmek için yargıyı aracı kılıyor. Maalesef. Evet. Yargı da burada iyi bir sınav vermiyor, veremiyoruz. Veremiyor. Şimdi Yavuz Donat'ın bir yazısı vardı, uzun zaman oldu ama bugüne tekabül eden bir yazı oldu anlam itibariyle. Dedi ki o yazıda, hukuk kuralları insanları koruyan, gözeten, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan kavramlar bütünlüğünü içerir aslında. Bir simgedir evet. Ve işletilebilir bir simgedir ama insanlar için böyle bir yansıması vardır. Ancak bu siyasi erk ile birlikte, iktidar demiyorum çünkü muhalefeti iktidarı önemli değil. Muhalefet geç kalıyor muhalefet etmekte, iktidar çabuk davranıyor istediği kararları almakta. Bu herkesin yarattığı bir boşluk evet, aslında evet. Başkanım. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. Ama ne yaptı siyasi erk? Hukuk kurallarını, başkanlık sistemini de vesile kılarak, meclisteki 600 sandalyeyi de yok sayarak, kafasına göre anayasa değişikliği yaparak, bunu hukuk sistemine de yansıtarak artık hukuku insanlar için gözlerine sokulan bir parmakmış gibi gösterdi. Evet, sizin de söylediğiniz gibi bakın toplumu birleştirici bir güçtür. O şemsiyenin altında insanlar kendini güvende hissederler. Hukuktan başka ne beni güvende hissettirebilir başka ki? Başka hiçbir şey. Yani başka emniyete bile götürseler hiçbir beni, şey. Oradaki kanun, kaideler benim kendimi güvende hissetmeme sebep olacak. Oradaki herhangi bir görevlinin kişisel inisiyatifi değil. Şu anda hiç kimsenin bireysel hakkı yok. Yani biz böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Parlamenter rejimi o yüzden çok önemsedik. Cumhuriyetin getirmiş olduğu o temel kurumları bir bir yok ettik.
En azından mecliste bakın kör topaldo işleyen olsa bir meclisimiz vardı. Kesinlikle. O mecliste bir iç denetim vardı. Evet. Hem meclis kendini denetleyebiliyordu hem halk meclisi neredeyse denetleyebiliyordu. Liderlik sultasına daha dönmemiştik. Ama sonradan liderlik sultasına döndük. Saltanat dönemindeyiz, işte, evet. Bütün televizyonlarda izah edildi. Bizim Barolar Birliği Başkanımız da söyledi. Yani siyasi partilerin burada liderlik üzerinden partiyi dizayn etmesi veya milletvekilini dizayn etmesi milletvekillerinin işlevsizliğini ortaya çıkardı. Hangi milletvekili kendi parti liderinden ayrı bir beyanda bulunabilir? Bir hukuki eylemde bulunabilir? Yapamıyorlar. Siyasetin bir parçası tabii, kılmaya çalışıyorlar hukuku. Baştan beri söylediğimiz gibi bakın hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. Her birey o şemsiyenin içerisinde, hukuk şemsiyesinin içerisinde ben güvendeyim. Ben herhangi bir olay çıkarmadığım takdirde, bir suç işlemediğim takdirde ne bir başka insan bana zarar verebilir, ne devlet bana zarar verebilir, ne kamu otoritesi beni sınırlandırabilir demek zorundaydı. Evet. Bir zaman bu haklarını elinden aldık. İnsanlar yolda yürürken bile başına ne geleceğini bilmiyor. Bilmiyorum. Şu telefon ya en basit şu telefon. Kim telefonla rahat konuşabiliyor? Hiç kimse. Adam karısıyla konuşuyor. Esnaf ya, ayakkabıcı. Karısına seni seviyorum diyemiyor. Yani veya özel bir şeyini söyleyemiyor. Dinleniyoruz. Ya böyle bir paranoyak olmuşuz yani. Kimi kimi ne için dinlediği belli değil. İşte yargı burada diyoruz biz. Yargı şemsiyesi burada olmak zorunda. Şimdi bizim açıkçası hani samimiyetsiz görmemizden kaynaklı bir olay da şudur. Yargı paketi açıklanıyor. Ya bu kaçıncı paketin açıklanması? Bak biz bunu defalarca söyledik. Paket açıklamayla herhangi bir şey değişmiyor. Siz zihniyeti değiştireceksiniz. Çok şu an yasalarımızda zaten mevcut olan şeyleri siz halen yasal hale getirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama uygulayıcılara bakın. Geçen hafta aynı şeyi söyledim inanın sizinle programda. Paket 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 paket. Şimdi göz boyama sinsileleri bunlar. Başka ben bir şey avukatların değil. Sorunlarını anlatmak için gideceğim diyor Sayın Feyzoğlu. Ya git evet. Ne değişecek? Evet. Buradaki savcıya siz nasıl anlatacaksınız ki bunu ya? Bakın burada en basiti şu. Bir duruşmaya girer avukat. Duruşma sonunda yazılan her şey, tutanağa yazılan her şey imza altına alınır ve birer sureti avukata verilir, bir sureti dosyada tutulur. Hakim zabıt vermiyor. Şu kağıdı vermiyor. Vermesi yasal olarak zorunlu olan şeyi vermiyor. Adalet Bakanlığı'yla Barolar Birliği görüştüler. En son birer yazı gönderdiler. Bakın hakimlere, mahkemelere yazı gönderdi. Siz bunu vermek zorundasınız diye. Biz de bu yazıyı aldık, götürdük mahkemelere, Adalet Komisyon Başkanımıza, başkanlara verdik. Halen vermiyorlar ya. Bir kağıdı vermekten acizler bu kadar. Vermek zorunda değilim diyor. Siz hangi mantıktan bahsediyorsunuz? Bir dosya incelemeye gideceksiniz. Avukatlık kanunumuzda avukatlar vekalet koymadan bir dosya inceleyebilir diyor. Ama gidiyorsunuz. Vekalet getireceksiniz. Tanıdığından evrak getireceksiniz veya ifadesine gireceğiniz kişi, şüphelinin bize muvafakatini getireceksiniz diyor. Evet. Yok böyle bir şey yasada. Adalet Bakanlığı ile görüşüldü. Adalet Bakanlığı gene bir yenerge gönderdi bunlara. Dedi ki arkadaşlar bunlar gelir dilekçe verir ben şu dosyayı inceleyeceğim der ve siz inceletmek zorundasınız diye. Ama bunu buradaki savcıya anlatamıyorsunuz. Anlamıyor. Bilmiyor çünkü. Ona da kızamıyorum. Çünkü biz hani çocuk gelinlerden bahsettik ya şimdi çocuk hakim savcılardan bahsediyoruz. Bunlar yeterli eğitim almıyorlar. Akademiyi ortadan kaldırdılar. FETÖ'ye peşkeş çekildi. Akademimiz ortadan kalktı. Nitelikli hakim savcımız yetişmiyor artık. Zaten alımda hata var bir defa. Yani, liyakat unsuruna uygun evet. Hakim savcı alımımız yok ki zaten. Yargıyı evet. Hani neresinden tutsanız elinizde yakarıyor. Ya da hangi bakın, uygulamalara bakın diyorum ben size. Evet. Bırakın yasayı çıkarmayı. Adalet Bakanlığı bakın yazı gönderiyor. Bunu böyle yapın diyor. Gene yaptıramıyorum. Şimdi avukatların hakları. Ya ben cezaevine gidemiyorum. Cezaevine 7'den sonra ben saat 5'te 6'da bürodaki işlerimi bitiririm. Akşam giderim. Cezaevinde müvekkillerimle görüşürüm. Son görüşeceğim notlarımı alırım. Sabah da duruşmasına girerim. Evet. Müvekkilimin yarın duruşması vardır. Doğal olan bir süreç bu. Şimdi personel yetersiz, güvenlik önlemlerini alamıyoruz diye saat 7'de bundan sonra avukat görüşü yok. Adam şehir dışından çıktı geldi İstanbul'dan. Yarın duruşması var. Akşam dedi uçağıyla giderim. Müvekkilimle görüşürüm. Sabah da duruşmasına girer çıkar gelirim. Şimdi bitti. Bu adam nasıl görüşecek? Çok erkenden gelmesi lazım, sabahtan görüşmesi lazım. Yani mümkünsüze doğru götürmeye çalışılıyor. Yani şimdi sıkıntı bu. Evet. Yargı reformunu madem bu kadar çok önemsiyorsunuz, bizim bu kadar tatile ihtiyacımız mı var? Ben onu anlayamadım. Yok, çok evet. Mu acildi? Şimdi ne yapıyor bütün milletvekillerimiz? Kendi seçim bölgelerinde seçim gezileri yapıyor. Tatil ya gitmeyin bir hafta daha çalışın. Ki? Bir hafta daha, bir ay daha çalışın. Bu ülkenin artık tatile ihtiyacı yok. Bıktık artık tatillerden. Evet. Çalışmaya, üretmeye, bir şeyleri var etmeye ihtiyacımız var. Haklısınız. Çok elzem bir şey. Yargı diyoruz, yargı güvenliği diyoruz, yargı paketi diyoruz. Hemen tatile çıktık. Biz önemsiyoruz bakın. Yargı paketine karşı olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bir samimiyet arıyoruz.
gerçekten şartlar ortaya koysunlar. Bunu çıkaracaklarına dair ve uygulanacağına dair bize net güvence versinler. Biz yanında durmaya hazırız. Niye istemeyelim ya? Biz o, yani gerçekten salak mıyız hani istemeyelim? Böyle bir şey var mı? Diyoruz ya, Çalıştay yapıldı, seminer yapıldı, yargı paketi görüşmeleri yapıldı, yargı paketi açıklandı. İçeriye bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Sadece başlıkla bir PR yaratılıyor. O günün gündemi ya saptırılıyor ya, evet, ya kurtarılıyor. Onun altı doldurulacak. Umarım iyi doldurulur. Bakın bu siyasi sayıklarla yarın bana bu olursa bu kaygılarla gidemezsiniz. Peki, bu olmalı diye gitmeniz lazım. Evrensel hukuk normlarına göre, temel insan hak ve özgürlüklerine göre bu olmak zorunda deyip onu koyacaksınız. Evet, paket yarın budur. Sizin başınıza gelir gelmez o ayrı bir mesele. Yoksa ikide bir alışveriş listesi hazırlar gibi şunu da unutmuştuk, evet, bunu da ekledik, bunu da ekledik. Abesle iştigal bir durum. Şimdi başkanım çok haklısınız. Bunları yapanlara da bir gün hukuk lazım olacak. Hiçbir şey yoksa trafikteki bir ceza dolayısıyla yine lazım olacak. İnsanız, yaşıyoruz ve hepimizin hukuk çerçevesinde zaman zaman değerlendirilmeye ihtiyacı olabiliyor. Olmuyor mu? Oluyorsa, hiçbir şey yoksa ticaret hukukuyla işler olacak. Ya şimdi benim şu saate kadar bakın anlattığım şeylerde nasıl bir siyasi sayık var, nasıl bir siyasi kaygı var, ben bunu bir anlayamadım. Hukukun dışında herhangi bir şey konuşmadım. Bir de size sosyal medyada söylüyorlar, okuyorum ben. Milletvekili mi olacaksınız, siyaseti mi oynuyorsunuz diye. Yani bir şeyleri söylemek niye siyasete yakıştırılıyor? Bırakın hukukçu kalalım ya. Ben hukukçu olmaya çalışıyorum. Bakın. Onu söyletmek istedim. Yani, hukukçu olmaya çalışıyorum ben ya. Yani hukukçu olmak kolay değil. Bakın 25 yılım geçti ama daha ben hukukçu olamadım. Olacağız. İşini iyi öyle yapan kolay insanların, olmuyor bu. Bunun gözü yüksekte klişesi hazırdır. Evet. İşini iyi yapmayan insanların basiretsiz klişesi hazırdır. Ortada bulunursunuz, her iki tarafa da çok uzak bu denilir. Evet. Bu klişe hazırdır. Şimdi ne yapmak lazım? Ne yaparlarsa yapsınlar. Siz tam gaz devam edin. Peki bir şey sormak istiyorum. Sayın Metin Feyzioğlu'ndan nasıl bir tavır beklerdi baro başkanlıkları? Şimdi katılmalı mıydı, katılmamalı mıydı? Ya tabii ben onun katılıp katılmayacağına karışmıyorum ama şimdi Sayın Feyzioğlu'nun şöyle bir açıklaması var. Gerçekten ben söyleyeyim mi fikri? Çok önemli. Şimdi 2016-2017 açılış yılında yine çağrıldı. Kendisine o zaman da bir konuşma hakkı verilmiş. Bir arkadaşımızdan öğrendi. Konuşma hakkı verildi. Buyurun gelin Sayın Feyzioğlu denmiş. Feyzioğlu'nun söylediği gerçekten o tarihe not düşen bir şey. Güzel bir kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı vurgusu yaparak demiş ki kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının olmadığı yerde benim konuşmamın da anlamı yoktur. Keşke demiş. O cümleyi bugün de kullansaydım. Evet. Ben kişisel olarak şeyimi söylüyorum, beklentimi niye söylemeyeyim? Muhataplarına vatandaşım tabii ben. Ki, yani sorunlar muhataplarıyla çözülür. Bakın biz bunu her zaman her yerde de söylüyoruz. Hangi olay olursa olsun asla muhatapların olmadığı yerde bir çözüm üretmeniz de mümkün değil. Ama artık bir samimiyet istiyoruz. Hayır size katılıyorum. Bunu, ancak bu davet bütün sorunları çözmek için sanki bir adımmış gibi gösteriliyor olacaktı? Ya. Bakın, yargıyla aramız iyi mesajı. Ben niye gitmesini istemezdim? Gidebilir ama niye gitmesini istemezdim? Bunu sadece Yargıtay Başkanı'nın daveti ve lütfetmesi üzerine konuşmak için değil, yasal değişiklik yapılacaktı. Orada diyecekti ki bir daha değişmemek üzere biz bu adli yargı yılının açılışında savunmanın 3 saç ayağına da konuşma hakkı vereceğiz. Her birinin konuşması şu kadar olacaktır. Hepsinin şartlar ortaya konurdu. Yasal zeminde olurdu. Şimdi önümüzdeki sene gidip gitmeyeceğine malum. Yani var mı sizin böyle bir garantiniz? Feyzioğlu çıktı bir şeyini beğenmedi. Yargıtay'ın veya bilemediğiniz siyasi iktidarın eleştirdi. Şimdi ne oldu? Seneye çağırmayacak mı? Yani tabandan çok büyük tepkiler var. Siz tabii ki meslektaşınız. Bizim yanımızda durursanız ama sizi çağırırız. Bakın böyle bir algı oldu. Sayın Feyzioğlu belki bunu anlayamıyor. Tamam, gerekçelerini de anlatamadı Sayın Feyzioğlu. Anlatamadı. Çünkü yani ben reddeden baro başkanlıklarını, barolardaki arkadaşlarımı bile temsilen gitmek zorundayım. Niçin reddettiklerini söylemek için diyebilirdi. Bu cümle bile yetebilirdi. Bunu da söylemesi gerekiyordu. Evet. Hatta ben bunu gideceğim. Orada bizim bu konuşmamızın yasal zemine oturtulmadığı takdirde, yasal haklarımıza tekrar kavuşmadığımız takdirde bir sonrakine gelmeyeceğimi söylemek üzere buraya geldim, evet, demesini de bekliyoruz. Tabii bu konuşması çok önemli. Tabii gerçekten tarihte mesele bir kalınma noktası olabilir. Mesele davete katılıp katılmama değil. Evet. Şu anda avukatlar arasında bir güven bunalımı yaşıyor Sayın Feyzioğlu. Evet. Gerçekten hani itimadımızı sosyal medya kaybetti. Çalkalandı. Evet. Tüm hukukçular istifa cümlelerini yazıyorlar, evet, Metin Feyzioğlu şimdi haberlerinin onun altına. Da bizim gibi hani hukuk temelli eleştiri yapan ve gitmeyen baroları tuzu kurulukla suçlaması kadar gerçekten o kötü bir cümleydi bence. Kötü bir cümleydi. Dün toparlamaya çalıştı. Ben bunu söylemek istemedim. Baro başkanlarımız asla böyle bir cümle söylemem dedi.
Ya bunu zaten baro başkanları söylüyor. Siz başka kime bunu söyleyebilirsiniz? Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Öncelikle evet. bizi bir defa ayırmanız gerekiyordu. Evet. Bizim tuzumuz kuru değil. Bakın ben adliye koridorlarından geldim. Evet. O icranın her tozunu yuttum. O evet. mahkeme kalemlerinin, savcılık kalemlerinin her tozunu yuttum. Halen de şu anda bütün adliyeyi koridorları dolaşırım. Artı genç avukatlar yanına giderim. Böyle tuzu kuru falan demesin. Önce avukatların arasına inecekler. Avukatların yaşadığı sorunu görecekler. Biz yargının en dinamik ayağıyız ama maalesef bunu hayata geçiremiyoruz. Önümüze o kadar çok engeller koyuyorlar ki. Evet. Mesleğimizi daraltıyorlar, yetki alanlarımızı sürekli daraltıyorlar. Hı hı. Biz bu sıkıntılarla boğuşuyoruz. Evet. Bakın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, geleceğe pırıl pırıl bakan, bunu da şeyden söylüyorum Metin Feyzoğlu'nun, o gençlerdeki, gençlerin gözündeki umutsuzluğu ortadan kaldıralım diyor ya, işte ben onun altında eziliyorum. Haklısınız. O cümlenin. Çünkü geçen hafta adliye koridorunda, daha 3-4 ay evvel ruhsat verdiğim Ankara Hukuk Fakültesi'nin ilk tercihiyle kazanan ve gelen bir meslektaşımız, ruhsatını verdim, ağlıyor telefonda. Ailesiyle görüşüyor. En son polis geldi. Ben de ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktığımda kızcağızı gördüm, üzüldüm, odaya aldım. Ben ne olacağım diyor, hukuk nereye gidiyor, ben avukat olamadım diyor. Kendi geçimimi sağlayamıyorum, gittiğim yerlerde iş yapamıyorum, her yerde engelleniyorum. Ben niye bu kadar yüksek puanla Türkiye'nin en iyi üniversitesini bitirdim de bu hallerdeyim? Evet. Bunu kabullenemiyor. Bakın insanlar intihar evet, eşiğinde. Başkanım. Bürosunun aylık elektrik su giderini ödeyemeyenler var. Bağkur'un ödeyemeyenler var. Evet. Sadece CMK ve adli yardımdan gelen paraya muhtaç olanlar var. Evet. O vekalet ücretleri ödenirse eğer sadece temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Tuzu kuru değil. Benim Doğru. de tuzum kuru değil. Doğru. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bakalım süreç ne gösterecek? Dikkatle takip ediyoruz biz de. Gerekirse yine bilginize başvurmayacağını gönülden isteriz. Umarım yani bizim bu kaygılarımızı aklı selim dinlerler. Evet. Şu siyasi gözlüklerini çıkarsınlar. Kesinlikle biz siyaset yapmıyoruz. Siyasete çok umurumuzda değil. İşimiz de değil. Bunlar, evet. Onlar bizim alanımıza giriyor. Bizim alanımıza dövüşmeye çalışıyor. Hani biz bir ormana gideriz ya önümüze evet. işte bir şu hayvan çıktı deriz. Yok çıkmadı. Biz onun önüne çıktık. Evet. Ha, onun gibi. Onlar da bizim alanımıza giriyorlar. Evet. Girmesinler. Hukuku aracı kılmasınlar. Şu güven şemsiyesini herkes yaşasın. Ne zaman hukuktan, temel hak ve özgürlüklerden bahsetseniz sabaha başımıza ne geleceğini inanın ben de bilmiyorum. Çok güzel bir sonuç cümlesiydi. Teşekkür ederim. Vaktiniz çok kısıtlı. Siz daha fazla teşekkür tutmak. Ediyorum. Söz verdiğim gibi 10'da alıp 10.30'da size salıveriyorum. Sağ olun. İyi yayınlar Kendinize diliyorum. İyi bakınız. Hukuk, adalet, güven, temel hak ve özgürlüklerin yaşandığı güzel bir ülkede hep birlikte güne uyanmak üzere diyorum. Çok sağ Sağlıkla olun. Kalın. Sağ olun. Kısa sağ bir reklam aramız olsun sevgili izleyiciler. Ben de konuğumu yolcu edeyim. Sonrasında yeniden haberlerimizde buluşalım. Saatlerimiz 10.44'ü gösteriyor sevgili izleyenlerimiz. İçel TV stüdyolarından sizlere seslenişimiz sürüyor. Sırada yurt haberlerimiz var. Sonrasında kent haberlerimize geçeceğiz. Biliyorsunuz ki baroların tepkisi dışında gündemi meşgul eden bir başka konu daha vardı ki bu da 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıydı. Hangi belediyeler diyecek olursanız hemen birlikte ilerleyelim haberde. Aydınlık gazetesinin de yan sürmanşet askıda verdiği bir ayrıntı bu. Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atandı sevgili izleyiciler. HDP'ye belediye, Mehmetçi'ye kurşundur ifadesi kullanıldı manşette bugün Aydınlık gazetesinde. Ajanslara yansıyan haberlere de bakacak olursak bu konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez Belediye Başkan Vekili olarak atandı ve de görevlendirildi. Bunun haberi de var. Biz de birazdan sizlerle paylaşacağız. Ezel arkadaşımın da söylediği gibi bana. Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı'nca
haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Sizlerin de bildiği üzere görevden alınanların yerine o kentlerin valileri kayyum olarak atandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Mehmet Emin Bilmez, kaynaklarımız tamamıyla Van halkının mali müşterek hizmetlerinde sunulacak. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Herkesi kucaklamaya çalışacağız dedi. Diyarbakır Valisi ise vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışacağız açıklamasını yaptı. Yani valilerin bu tür açıklamalar yapması, kayyumla atansa bile, vekalet etse bile o göreve. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyumla atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ysa yaptığı açıklamada temel görevi olan Diyarbakır'ımızdaki bütün vatandaşlarımıza hizmet noktasında bir sorumluluk bilincinde davranacağız. Bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışmalarımızda vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışacağız. Terör örgütüne yaklaşanlara af yok dedi. CHP'den bir tepki geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, görevden almalara son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti şeklinde tepki gösterdi ve manşetlere, gazetelere, ajanslara bu şekilde yansıdı Özgür Özel'in açıklaması. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır diyen Özel, seçimle gelen artık seçimle gidemiyorsa iktidarı tutan darbecidir açıklamasını yaptı. İmamoğlu'ndan da bir kayyum açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı, bir mesaj paylaştı sevgili izleyiciler. 31 Mart yerel seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez görüşünü dile getirdi Twitter'dan yaptığı paylaşımda. Bahçeli'den Soylu'ya tebrik geldi. Bu manşet gündeme düştükten sonraki tepkiler bunlar sizlere sıralamaya çalıştıklarımız. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleriyle ilgili operasyonlardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Bahçeli bu belediyelerle ilgili alınan tedbirin yerinde önemli bir operasyon olduğunu da dile getirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı sevgili izleyiciler. Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK, KCK terör örgütü ve uzantıları bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, milli kaynak ve araç gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan diyor Sayın Soylu açıklamasında, ülkemizin devlet ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğüne kastedilen bir araç olarak kullanmışlardır. Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ve tespit edilmek sonucu bakanlığımızca terör örgütleriyle deniliyor Sayın Soylu tarafından yapılan açıklamada, irtibatı olan terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine belediye kanununun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir. Oldukça uzun bir açıklama bu sevgili izleyiciler. Tümünü sizlerle paylaşmak isterdik ancak ne süremiz el verir ne de içerik çok uygun programımıza. Bu arada HDP'li başkanların birinden bir açıklama geldi. Görevden alınan Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, belediye binasına girişinin polis tarafından engellenmesinin ardından bir süre bekledikten sonra Diyarbakır Vali Yardımcısıyla beraber belediye binasına girdi. Mızraklı belediyeden çıkarken basına yaptığı açıklamada 19 Ağustos'ta Türkiye'deki demokrasi değerleri, hukuk rejimi, adalet kavramı, seçmen iradesi gibi temel kavramlar açısından bir kere daha yerle yeksan edildi dedi.
HDP'lilerle, HDP'lilere müdahale başlığıyla da şu ayrıntılar yer alıyor ajanslara servis edilen haberlerde. Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından yerine atanan kayyum vali Mehmet Emin Bilmez görevine başladı. Bu sırada belediye binasına yürümek isteyen bir grup HDP'li polis izin bir grup HDP'liye polis izin vermedi sevgili izleyiciler. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçü Ertan ve Mustafa Avcı'nın bulunduğu yaklaşık 30 HDP'li Seyit Fehim Arvasi mahallesindeki belediye binasına yürümek istedi. HDP'li grubun yolu belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından kesildi. Zırhlı araçlarla barikatın bulunduğu noktada HDP'li vekil Orhan'la polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı deniliyor haberlerde. Şimdi haber merkezimizin bu konuda çalıştığı bir haber vardı. Şu ana kadarki sözlerimizi kaçıran, iletilerimizi kaçıran izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz için hemen bu haberimizle de tekrar bir toparlama sunup diğer haberlerimize geçeceğiz. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. HDP'li 3 Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polis çemberine alındı. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarına yönelik operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Buna göre 3 kentin HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine il valileri başkan vekilleri olarak getirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Evet, haberimiz kısaca böylece toparlanmış oldu. Bu arada geçtiğimiz hafta Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle gündemde yeterince konuşulamayan 10 görevden alma söz konusuydu sevgili izleyiciler. Aslında siyasetle ya da hukukla çok ilgisi yok. Ancak ekonominin ana güvertelerinde 10 görevden alma yaşanıldı başlığıyla servis edildi bu haberimizde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun başkanı ve Merkez Bankası'nda 9 üst düzey yetkili görevden alındı. Son bir kararla, acil bir kararla. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli de görevinden alındı sevgili izleyiciler. Sözcüden Cem Mumay'ın haberine göre karar bakanlık bünyesinde ve teşkilat yapısında yapılan değişiklikler kapsamında alındı şeklinde lanse edildi. 1974'te Ankara'da doğan Dereli, 96 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştu. Diğer kişiler de aynı liyakat değerlerine sahip. Şöyle bir bakacak olursak, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, sonra 10 çekirdek kişi görevden alındı. Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliği sonrası bir faiz indirimi yaşanıldı. Ancak ekonomik ya da ekonominin patronları bunu geçici bir düzeltme olarak, bir geçiştirme olarak gördüler. Çok tutarlı bir davranış olarak görmediler. Yani kısacası sevgili izleyiciler, bu 10 görevden almayla çekirdekten yetişme merkez bankacılar gittiler artık. Yoklar o kuruluşta. Kuruluşun geçmişini, kuruluşun içeriğini, oradaki sistem sağlamlığını yaratan, oluşturan, sahip çıkan, söz sahibi olan herkes böylece görevden alınmış oldu. Yerlerine yeni atamaların yapılması bekleniliyor. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım kimler atanacak, hangi isimler atanacak, gelen gideni aratacak mı? Yoksa bir furya mıydı bu? Ne yapılmak isteniliyor, ne vatandaşın haberi var, ne de siyasilerin bizce bu konuda bir bilgisi var. Gerçek bir bilgi davranışı değil bu çünkü. Aydınlık gazetesindeyiz. İçişleri Bakanlığı 3 Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'li başkanları görevden aldı haberi Aydınlık gazetesinin de manşetine yerleşmiş durumda. Atamalara vatandaşlardan ve siyasi partilerden büyük destek geldi. Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi görevlendirmeleri yerinde buldu. Ve Cumhuriyet gazetesindeyiz sevgili izleyiciler.
Halkın 4 ay önce seçtiği belediye başkanları görevden alındı, sarayın adamları döndü. Kayyım darbesi deniliyor. Bu başlıkla manşet oluşturulmuş. Evet, belki bir demokrasi ihlali var, bir görevden alış var. Ancak yapılan her şeyde eleştirilmemeli diye düşünüyorum. Hele hele söz konusu ülkenin güvenliği olduğunda, terörün önlenmesi olduğunda, suçları sabit ve de ispatlı ise en iyi kararı yargı ve siyasi erk verecektir bu konuda diyoruz. O sebeple ülke yararına olan, şehirlerimizin yararına olan ve terörün engellenmesine yönelik olan tüm hareketlerinde elbette ki onaylayan oluyoruz. Evrensel Gazetesi'ndeyiz. Bu darbe hepimize denilmiş. Yine Diyarbakır, Van, Mardin'de seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması konusu işlenilmiş Evrensel Gazetesi'nin de manşetinde ve de ayrıntılarında. Tüm Türkiye halklarının iradesine yönelik bir darbe olarak değerlendirilmiş Evrensel Gazetesi'nde. Olabilir, olabilir, görüştür, saygı duyuyoruz. Ancak önce birlik bütünlük, önce birlik bütünlük, milli birlik, milli bütünlük. Sandıktan çıkan iradeye yine darbe. Gördüğünüz gibi bütün gazetelerin manşet, sürmanşet ve askı başlıklarını bu haber ve bu gündem maddesi oluşturuyor sevgili izleyiciler. Bu arada İzmir'deki yangını biliyorsunuz. İzmir'deki yangın hala söndürülebilmiş değil, tam anlamıyla söndürülebilmiş değil. 500 hektarlık alan zarar gördü. Devletin uçakları hangarlarda beklerken bunun kasıt gibi bir davranış olduğunu söyleyen çevreciler daha acımasız cümleler kurmaya başladılar. Çevre kirliliği bir yandan, kentsel sorunlar bir yandan, ülke içerisindeki çevre sorunlarına karşı duyarsızlıklar, orman yangınlarına karşı duyarsızlıklar, nükleer santrallerin çok da sıhhi ve de güvenli inşa edilmemesi, inşa edildikten sonra, faaliyete geçtikten sonra herhangi bir aksilik durumunda Türkiye'nin bu konuda bir eylem planının henüz olmadığı, bir müdahale ekibinin henüz olmadığı, acaba yüklenici firma tarafından yani Rusya tarafından mı bu güvenlik unsuru sunulacak? Böyle bir güvenlik konusunda dışa bağlı olmak ya da bağımlı olmak ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Bunlar da tartışılan konuların en başında geliyor. Bugün de çevrecilerin saat 12'de, çevreci derneklerin saat 12'de Mersin'de bir açıklaması var. Onu da canlı olarak sizlere aktaracağız sevgili izleyiciler. Çevre gündemine dair bazı konularda söyleyecek sözleri varmış çevrecilerin. Biz de orada olacağız İçel TV olarak. Milli Gazete'deyiz. Üç Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum başlığı Milli Gazete'nin de manşetini oluşturmuş. Manşet askıda Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındığı açıklaması yapılıyor. Gündem değişmiyor. Seçimle gelen seçimle gitmeli demiş Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Üç büyük şehire kayyum atanmasını değerlendirirken, ülkemiz yıllardır antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavırda ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir. Zaten barışa zarar vereceği düşünülerek yapılan bir hareket olduğu, bir görevden alma ve atama olduğu söylenildi. Onun için her şeye de, her konuda da evet muhalefet haklı diyemiyor insan açıkçası. Ne diyoruz? Önce milli beraberlik, önce bizim güvenliğimiz. Kimin görevinden olduğu, kimin görevinde ne kadar kalmak istediği, kimin o koltuğu ne kadar sevdiği. Bazı durumlar vardır ki seçimle gelmişsiniz, seçilmiş gelmişsiniz ama niyetiniz sonradan başka olmuş, başka yerlere kanalize olmuşsunuz ya da başka durumların destekçisi olmuşsunuz. İşte burada devlet tedbir alan ve de uygulayan durumunda olmalı. Bu konuda siyasi erkin aldığı kararı onaylamamak mümkün değil gibi. Önce güvenlik çünkü sevgili izleyiciler. Önce güvenlik ve barış. PKK'ya çifte kıskaç Milliyet Gazetesi'nin yan manşetini oluşturuyor bugün. 3 il kırsalındaki kran operasyonunda yayla ve mağaralar didik didik aranılırken 29 kentteki PKK-KCK operasyonunda 418 şüpheli gözaltına alınmış efendim. Haberimizin ayrıntısında bu dip bilgiler sunuluyor. Yine 3 belediye başkanının görevden alınması da Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini almış. Şam ateşle oynuyor.
Rejim güçlerinin Türk konvoyuna saldırısında siviller zarar gördü. Savunma Bakanlığı acil tedbir alınmasını istedi. Suriye İdlib'deki 9 numaralı gözlem noktasına intikal eden Türk askeri konvoyuna hava saldırısı düzenledi. Şöyle bir bakalım birlikte. Hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığı açıklamasında anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliğine aykırı olan saldırıyı şiddetle kınıyor. Meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla tekrar etmemesini diliyoruz açıklamasını vermiş. Posta Gazetesi her zaman olduğu gibi son derece cafcaflı, gündemle uyumlu sürmanşetleri her zamanki gibi gündemle uyumlu. Süt Kardeşler, gönüllü üniversite öğrencileri Senegal'de 1000'den fazla kimsesiz bebeğin barındığı yetimhaneye malzeme ve gıda yardımında bulundu. Bebekler mama saatinde misafirlerinin getirdiği sütleri kana kana içti. Siyahi bebekler o kadar tatlılar ki, yani keşke bütün çocuklar eşit koşullarda büyüyebilseler. Hele şu oturmuş vaziyette olanın şu öne sarkan göbüşü son derece sevimli. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın tecrübe paylaşımı programı kapsamında çeşitli üniversitelerden gönüllü öğrenciler Senegal'de terk edilmiş bebeklerin yaşadığı Vivre Ensemble Birlikte Yaşayalım adlı yetimhaneyi ziyaret etmişler efendim. Gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri yardımı götürmüşler. Bebeklerin abi ve ablalarına sarılmak için koşmaları herkesi duygulandırmış. Öğrenciler şefkate muhtaç olan bebeklerle gün boyu oyun oynamışlar. Ellerinden biberonlarını ve sütlerini düşürmemişler. Çocukların kalbini fethetmek o kadar kolay ki. Gözünüzden anlar onlar. İstanbul'daki bir sel felaketinin benzeri sevgili izleyiciler, Amerika'nın Florida'sında yaşanmış. 15 Ağustos'ta meydana gelmişti, hatırlayacaksınız. Eyaletin sakinlerinden olan timsahlar da taşan nehirler nedeniyle yerleşim... Efendim? Neresini tam... Ay, çok özür dilerim arkadaşlar. Ben hep kendime göre düşünüyorum. Affedersiniz. Böyle iyi mi? Eyaletin sakinlerinden olan timsahlar da taşan nehirler nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldiler denilmiş. Selde mahsur kalan bir sürücü otomobiline doğru yaklaşan 2,5 metrelik timsahı böyle görüntülemiş. Vallahi bizimkiler olsa hemen avlarlardı onu. Ağzına da bir çubuk koyarlardı, bir oklava. Bir güzel sergilerlerdi yakalanan köpek balıkları gibi. Doğal hayatında yüzüyor hayvancağız ama kimsenin zarar verdiği yok gördüğünüz gibi. O da yaşam hakkını kullanıyor. Evet, önümüzdeki hafta DİSK Başkanı Kemal Bey konuğumuz olacak. Akut Mersin Bölge Temsilcisi konuğumuz olacak. Bugün de ancak Bilgin Bey'e ağırlık vermek istedik Sayın Baro Başkanımıza. Konu çok acil ve ivediydi çünkü. O sebeple bu konuklukları da önümüzdeki haftaya erteledik. Hem toplu görüşmeler, hem kıdem tazminatı, hem zam farkları konusunda bir takım konulara değineceğiz kendileriyle. Akut gerçekten sosyal medyada yer aldığı gibi hükümet emriyle kapatılıyor mu, kapatılmıyor mu? Çok eski bir haber olduğunu söylediler ancak yine de bir konuşacağız. Bunun dışında nükleer konusunda da Akut'a mı güveniliyor? Akut'un nükleer konusunda istihdam edilmiş bilgili ve de tecrübeli personeli yok. Yani nükleer sızıntı konusunda, belki sızıntı neticesinde ne yapılacağı konusunda yeni eğitimler ve oluşumlar gerçekleştirebiliriz dediler görüşmelerimiz. Ancak şu anda Akut içerisinde böyle bir şey yok, oluşum yok. Belki desteklerle kurabiliriz de dediler. Orman yangınlarındaki canlıların telef olmaması için neler yapılmalı, bunları konuşacağız. Çok sık sel felaketi yaşayan bir bölgeyiz. Bilanço Antalya'daki ya da başka yerlerdeki kadar ağır olmasa da ilimize göre ağır. Bunun sebep ve sonuçları üzerinde duracağız. Gönüllü, Akut gönüllüsü olmak isterseniz neler yapmanız gerekiyor, bunları konuşacağız. Çevre suistimallerinin yol açtığı, yol açacağı beklenen felaketleri konuşacağız Akut'la önümüzdeki hafta sevgili izleyiciler. Yani kestiğiniz bir ağaç, açtığınız bir çukur ne tür kazalara, ne tür durumlara, ne tür gelecek felaketlerine sebep olabilir, bunları konuşacağız. Genel olarak Akut'un dışında devletin AFAD gibi müdahale birimleri var ancak Akut'la farkı nedir? Akut desteklerle mi ayakta, değil mi? Gerekli her şeyi konuşmaya çalışacağız. Önümüzdeki haftaki programlarımızı kaçırmayınız diyoruz.
Teklif edilen maaş zammını az bulan sendikalar böyle diyor. Memurlar enflasyon canavarının ağzındaymış. İktidarın %3.5 artı 3'lük zam teklifini 4 artı 4'e yükseltmesi de yarıya merhem olmadı. Memurlar biz refah istedik, onlar sefalet önerdi diye haykırmışlar efendim. Yine 3 belediyeye kayyum atanması da Sözcü gazetesinin ilk sayfasında yerini almış. Suriye'de efendim Süleyman Soylu'nun açıklaması mı? Hemen paylaşabilir miyiz izleyenlerimle? Sen ne zaman hazır olursa bana söylersin Ezel'cim. İdlib'de Türk konvoyuna alçak saldırı deniliyor. Suriye'de Esad'ın uçakları günlerdir bombaladığı İdlib'de dün de gözlem noktasına giden askeri konvoyumuza saldırı oldu bildiğiniz gibi. Bölgede 3 sivil öldü. Sözcü gazetesinin de ilk sayfa haberleri bugün böyle sevgili izleyiciler. Şimdi 3 belediyeye kayyum atanması ile ilgili, bunun gerekçeleri ile ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu demiştik. Ana hatlarıyla sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Konuşmasını arkadaşlarım hazırladılar, sağ olsunlar. Şimdi hemen bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Sonrasında yeniden birlikteyiz. Efendim, Diyarbakır, Mardin, Van. Önce bununla ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Ardından eleştiriler var. Seçim üzerinden henüz 5 ay geçmişken böyle bir karar alındığı için. Ve bunların devamı gelecek mi efendim? Arkadaşlar, devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler. Efendim, kameralara doğru biraz daha. Ve elbette ki hukukun ve demokrasinin en temel görevi milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Bizim devlet olarak da temel görevimiz budur. Bu görevden yoksun kaldığımız andan itibaren şunu altını çizerek söylemek isterim ki ne demokrasi, ne devlet, ne hukuk, ne de kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. Bir daha bunu tekrarlamayın dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar. Demokrasiyi istismar ettirmek nedirler? Milletin helal oylarına ve milletin temiz oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak hem yaşadıklarımıza kör ve sağır olmak demektir, hem de dünyada yaşananlara sağır olmak demektir. Büyük ve iri laflar söyleyenlere şunu söylemek gerekir. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler elbette ki büyük bir hata işlemektedirler. Sandık ve seçilmişlik demokrasinin en temel ilkesidir. Ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinde, dünyanın demokratik gelişmiş hiçbir ülkesinde bugüne kadar gördüğümüz gibi bunu eleştirenler de bal gibi biliyorlar ki son 2 yılda İspanya'da, Belçika'da, başka ülkelerde yaşananlara Avrupa'daki ve Batı'daki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu için sessiz kalmaları esas itibariyle burada bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere de bir cevap olur diye sanıyorum. Ama her şeyi istedikleri gibi yorumlamaya çalışanlar
Buna devam edeceklerdir. Son cümlem şudur. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Ve terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemekte son derece yanlıştır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması böyleydi sevgili izleyiciler. Daha çok gerekçeler üzerinde durulması gereken bir durum. Biz de böyle yayın arkasında sohbet ediyoruz. Evet, sebepler, sonuçlar bunlar önemli şeyler. Ancak tabii ki bir soru işareti var kamuoyunun hafızasında. Niçin seçilmiş belediye başkanı olmalarına izin verildi? Bu aşamaya kadar neden beklenildi? Belki de o arada da iyi bir gerekçe vardır. Onu da bilmiyoruz. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması merakla bekleniliyor. Sayın Süleyman Soylu belki daha sonra daha ayrıntılı bir basın açıklaması yapabilir. Önemli bir gerekçesinin olduğunu düşünüyoruz. Onun için hiçbir şey söyleyemiyoruz bu konuda. Her şey yetki, her şey makam değil. Önce vatan. Hangi gazetedeyiz? Türkiye Gazetesi'ndeyiz sevgili izleyiciler. HDP'li 3 büyük şehre kayyum buranın da manşetine yerleşmiş durumda bu gazetemizin. Halktan aldıkları desteği terörün hizmetine sunan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevlerinden alındı denilmiş yine bu gazetemizde de. Gündem maddeleri hep aynı sevgili izleyiciler. Haberler bugün hep aynı. Ben yine ne yaptım? Ezel oradan bana bakacak. Ne yapıyorsunuz Leyla Hanım diyecek. Bazen böyle yapıyorum. 40 tane şey oluyor kafamızda. Hangisini önce düşünsek, hangisini sonra söylesek diye. Yerel gazetelerimize geçeceğiz. Geçmeden önce bir ara verelim mi? Şöyle bir yeni yayın döneminde sizlerle buluşacak olan programlarımızı hatırlayalım arzu ederseniz. Ondan sonra şöyle bir reklamlarımıza bakalım. Bugün hangi programlar var Ezel'cim? Kim var? Vizyoner var. Sevgili Feridun Gün. Kim gelecek? Toros Üniversitesi rektörümüz gelecek. Evet, evet. Saat kaçta? 15'te miydi? 16'da. Kaçırmayınız vizyoner programını. Feridun Bey de çok başarılı. Zaman zaman da Leyla Pakkasöy ile gündem programına da konuk olurdu. Birkaç kez de Ali Gürkan Şamiloğlu arkadaşımızın gündem programına konuk oldu. O sebeple bol içerikli bir program olacak. Kaçırmayınız efendim. Bakalım Mersin'imizde neler olmuş bitmiş. Şimdi aralarımız olsun. Sonrasında yeniden buluşalım. Bir nefes aralığı, kısacık. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz sevgili izleyiciler. Kent gündemiyle devam ediyoruz haber turumuza. Mersin gazetesiyle başlıyoruz ilk olarak. Şöyle bir baktığımızda gazetemize, Oyak arazisi de tamam, sırada ordu evi, Marehan ve tenis kulübü var. Üst manşetiyle Millet Bahçesi umut veriyor manşeti gazetemizin ilk sayfasına yerleşmiş durumda. Oyak'ın yeri artık halkın askı başlığı kullanılmış haberde. Deniz Park, Tevfik Sırrı Gürstad'ı yeri, Müftü Deresi, Oyak arazisi. Şöyle baktığımda ekranda size net görebiliyorsunuz. Evet. Ve bunların önünde bulunan ordu evi, Marehan tesisleriyle tenis kulübünün de millet bahçesi içinde yer alması gerekiyor denilmiş haberimizde. Mersin'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'la Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Engin ve yönetiminin millet bahçesi yapılması planlanan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanıyla Kışla arazisi, Deniz Feneri, Deniz Parkı ve Ordu Evi arazilerinde yeşil alan ve plaj düzenlemesi yapılmasına ilişkin hazırladığı Mersin Nefes İstiyor projesinin uygulama alanını yerinde inceledi. Şimdi bu konuyla ilgili haberimizi ekranlarınıza taşıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'de millet bahçesi yapımı için önümüzdeki günlerde ihale yapacağını belirterek, bölge içerisindeki oyak arazinin de projeye dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Engin ve yönetiminin millet bahçesi yapılması planlanan eski Tevfik Sarıgür Stadyumu alanıyla Kışla arazisi, Deniz Feneri Deniz Park ve Ordu Evi arazilerinde yeşil alan ve plaj düzenlemesi yapılmasına ilişkin hazırladığı Mersin Nefes İstiyor projesinin uygulama alanını yerinde inceledi. Mersin merkezimizin en önemli mekanlarından, en stratejik mekanlarından bir tanesi bu bulunduğumuz yer. Neresi burası? Aquapark'ın olduğu alan, artı Tevfik Sırrı Gürsün adının olduğu yer ve Oyak. Biz bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde Aquapark'ın olduğu yer, Gürstad'ın olduğu yer ve o yağı bütün olarak düşündüğümüzde aşağı yukarı 140 dönümün üzerinde bir araziye çıkardık. Şu anda bulunduğumuz aquapark aşağı yukarı 63 dönüm arazide. Dolayısıyla biz o 140 dönüm araziyi Mersin'in hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bizim arzumuz şu: biz Mersin'de yaşayan her bir ailenin, her bir gencin, her bir çocuğun, her bir yaşlının mutlaka buraya gelip burasının cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Geçmişte bu bölge çok canlıydı. Ancak işte alışveriş merkezlerinin yapılması, marinanın gündeme gelmesi vesaire nedeniyle bu bölge biraz daha ikinci plana düştü. Ama merkezi bir konumu olan ve halkımızın çok rahatlıkla gelebileceği bir yer. Bu açıdan biz bunu çok önemsiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapuyla ilgili, yer devriyle ilgili problemler tamamıyla ortadan kalktı. Şu an itibariyle inşallah çok kısa bir sürede projeyi tamamlayacağız. Tabii ki bu projeyi bizlerle de paylaşacaklar. Sizlerin de belki o aşamada görüşlerini de alacağız. Ve bu çerçevede vatandaşlarımızın her gün uğrak yeri olabilecek bir mekana burayı dönüştüreceğiz. Burada biraz önce Hasan Bey zikretti, özellikle sahilin kumsal alanın kullanılması noktasında da biz gereken hassasiyet göstereceğiz. Vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde denize girmesini sağlayan bir ortamı da inşallah oluşturacağız. Tabii buranın biraz sonra birkaç toplantımız daha olacak. Bazı ziyaretlerimiz de olacak. İşte Balıkçı Barınağı var. Nerede diğer taraftan geçmişte alışveriş merkezi olarak kullanılan yerler var. Bunlara yönelik de vatandaşlarımızın, burada yaşayan kardeşlerimizin duygularını, düşüncelerini almak istiyoruz. Bu çerçevede de eğer atılması gereken bir adım varsa bu noktada bu adımı da atmak istiyoruz, arzu ediyoruz. Burada sadece 5-10-15 ailenin geldiği bir yer değil, binlerce ailenin aynı anda burada vaktini geçirebileceği, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara hizmet sunabilecek bir alana dönüştürüyoruz. Bunu arzu ediyoruz ve bu noktada da inşallah süratle çalışmalarımızı tamamlayıp zaten önümüzdeki günlerde bunun ihalesini yapacağız ve bu ihalesine çıkacağız. En kısa sürede de Mersin'in hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Lütfi Elvan'ın konuşması bu şekildeydi konuya ilişkin olarak sevgili izleyiciler. Bu sabah programımıza konuk olan Mersin Baro Başkanı Sayın Bilgin Yeşilboğaz'ın bir demeci de yer alıyor Çukurova Gazetesi'nde sevgili izleyiciler. Mersin Barosu 2 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2020 adli yıl açılış töreni için Yargıtay'ın davetini reddederek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak yargı yılı açılışına katılmayacağını bildirdi. Başkan Bilgin Yeşilboğaz, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkesini benimsemiş olmamız sebebiyle iradenin vesayeti altında yapılan açılışa katılmayacağız. Üç maymunu
oynayamayız dedi. Hakimiyet gazetesindeyiz. Şöyle bir baktığımızda yine geçtiğimiz günlerde hükümetle toplu sözleşme masasına oturan Türk İş yönetimine işçilerin haklarını koruyamadıkları gerekçesiyle çeşitli sendikalardan tepkilerin yağması konu olmuş Hakimiyet gazetesinin sürmanşetine sevgili izleyiciler. Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan bir grup memur ve işçi hükümetin önerdiği zam oranlarını protesto etmiş. Kamusen öncülüğünde bir araya gelen memurlar adına açıklama yapan Türk İmar Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Gül, hükümetle Türk İş arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin normal seyrinde ilerlemediğini savunarak, biz enflasyonun üzerinde zam yapın, refah artışı sağlayın dedik. Onlar enflasyon hedefinin de altında teklif ettiler. Biz refah istedik, onlar sefalet önerdi iddiasında bulunmuşlar ve bu görüşlerini yenilemişler sevgili izleyiciler. Eski dosyalar açıldı. Burhanettin Kocamaz dönemi mercek altına alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleriyle ilgili ve Sayın Vahap Seçer'in demeci ile ilgili bir haberimiz bugüne Hakimiyet Gazetesi'nin manşetini oluşturmuş durumda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım. Hepsi müfettişlerin elinde görüşünü dile getiriyor. Ucu nereye dokunursa dokunsun küçük başlığı altında şu ayrıntılara değiniliyor gazete haberinde sevgili izleyen ve de dinleyenlerimiz. Başkan Seçer, mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmuş, bir kahvehanede vatandaşlara hitap etmiş Sayın Seçer. Tasarruf tedbirlerinden ve yapacakları projelerden bahsetmiş. Yapılan tüm harcamaların kendi kontrolünde olduğuna dikkat çeken Seçer, belediyedeki harcamaların özellikle benim kontrolümde olması yönünde talimat verdim. Çünkü bir borç devralmıştık. Kanun dışı bir şey yapılmışsa bunu gördüğüm zaman ucu nereye dokunursa dokunsun. Organize Sanayi Bölgesi toplantısında konuşuyor. Geçelim mi? Tamam. Hemen Lütfi Elvan'ın konuşmasını çeviriyoruz kameralarımız. Önemli ölçüde çözülmüş olacak. Gelelim bir diğer, biraz önce Mekin Bey de bahsetti, diğer arkadaşlar da bahsettiler. Tırmıl Tepesi'nden işte Tarsus haline kadar uzanan o 22 kilometrelik paralel bir yol, D400'e paralel bir yol oluşturulması hususunu. Bununla ilgili olarak özellikle seçim öncesi ben Akdeniz Belediye Başkan adayımız da o zaman şimdi Akdeniz Belediye Başkanımız oldu. Şunu söyledim, bu projeyi çalışın. Biz vatandaşlarımıza bunu taahhüt olarak verelim. Ve burada bu 22 kilometrelik yolun sorumluluğunu alalım dedim. Ve nitekim biz bunu vatandaşlarımıza da paylaştık. Ve şu anda zaten Sabri Bey'le de belediye başkanımız bu konuyu da görüştü. İnşallah Tırmıl Tepesi'nden Tarsus haline kadar olan o 22 kilometrelik kesimin 18 uygulaması yapılacak. Bir bölü binlik çalışmaları önümüzdeki günlerde başlıyor. Ve imarda gerekli değişikliği yaptıktan sonra bu çalışmayı 18 uygulamasıyla çözeceğiz. Ve süratle bu yolu tamamlamaya belediyemiz üzerinden gayret sarf edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu arada şunu da ifade edeyim. 1/5000'likle ilgili kentin Mersin'imizin 1/5000'likle ilgili ciddi bir sıkıntısı söz konusu idi. Özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş anlamamış idi. Onlarla da görüştük ve o sorunu da çözdük. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün de uygun görüşünü aldık. Ve bundan sonraki süreçte 5000'in önünde herhangi bir engel yok. Tabii sorumluluk bu işi bundan sonra hızlandırma meselesi tamamıyla yerel yönetimlere düşüyor. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, buranın en büyük ulaşım dışında en büyük sorunlarından bir tanesi, sizler de ifade ettiniz, bir çalışan eleman bulmada zorluk çekiyorsunuz.
hele hele nitelikli eleman bulmada zorluk çekiyorsunuz. Organize sanayi bölgesinin şöyle bir dezavantajı var. Tabii Mersin merkeze uzak. Dolayısıyla buradaki özellikle Mersin'den buraya gelip çalışmak isteyenlerin birçoğu günübirlik gidip gelmek istemiyor. Evleri orada çünkü. Biz tabii burada şöyle bir şey düşündük. Şu anda uygun olduğunu düşündüğümüz OSB'nin altında bir arazi var. Bunu biz TOKİ vasıtasıyla olabilir, belediye vasıtasıyla olabilir. Ama TOKİ olsun düşüncesindeyim ben, onu söyleyeyim. Burada çalışan işçilerimize yönelik bir konut projesi. Yani burada işte 3000 kişilik, 5000 kişilik olabilir. Böyle bir konut projesi yaparsak, burada çalışan işçilerimizin bu konutlarda hemen OSB'nin altındaki konutlarda kalmalarını da sağlarsak hem verimlilik açısından hem o aileler açısından çok daha uygun bir ortam olur diye düşünüyoruz. Ben bunu Karaman'da yaptım. İşçi konutları adı altında. TOKİ ile birlikte yaptık biz. Organize sanayi bölgesinde çalışan işçilerimizi konut ev sahibi yaptık. Bu noktada da belki bir miktar şöyle bir sizden de talebimiz ileride söz konusu olabilir. Diyelim ki işte peşin 10 bin lira vermesi gerekiyorsa işçinin, yani bunun iş adamı tarafından bu 10 bin liranın verilip, o çalıştığı işçi tarafından verilip, eğer tabii siz inanıp güveniyorsanız bu arkadaşa, ve taksitle bunun maaşından bunu kesmek daha sonra. Biz böyle bir uygulama yaptık ve çok başarılı oldu. Böyle bir uygulama ile buradaki işçileri de konut sahibi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bu da devam ediyor. Diğer önemli bir husus, Sabri Bey de değindi. Bu inovasyon merkezi ve model fabrika. Bakınız, birçoğunuz dediniz ki biz maliyetlerimizi düşüremiyoruz. Maliyetlerimiz yüksek. Eğer sizin rekabet şansınız yoksa sizin hayatta kalma şansınız olmaz. Rekabet etmek zorundasınız. Peki rekabetin anahtarı nedir? Bu çağımızda, günümüzde rekabetin anahtarı dijital dönüşüm. Her bir tesisin mutlaka dijital dönüşümünün sağlanması lazım. Neyi kastediyorum? Gerçekten hem sadece bunu üretim aşamasında düşünmeyin. Ham madde temininden üretime, üretimden satışa kadar olan sürecin dijital olarak yürütülmesi, yönetilmesi iş. Şunu da ifade edeyim. Üretim aşamasındaki dijital dönüşümün sağladığı katma değer, üretim öncesi ve üretim sonrası aşamadaki dijital dönüşümün sağladığı katma değerin çok altında. Yani sadece fabrikanızın dijital dönüşümünün sağlanması sorunu çözmüyor. Ne gerekiyor? Üretim öncesi süreç ile üretim sonrası sürecin de dijital dönüşümünün sağlanması gerekiyor. Bu size garip gelebilir. Acaba bu ne demek istiyor diyenler olabilir. Burada sanki dersini verir gibi anlatmak benim haddim değil. Ama neyi yapıyoruz? İşte Türkiye'deki ilklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz Mersin'de, Mersin OSB'de. İnovasyon merkeziyle model fabrika kuruyoruz. İşte buralar sizlere hizmet edecek. Hizmet edecek. Şimdi düşünün. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki dijital dönüşümle bir birimlik tasarruf sağlıyorsanız, üretimle, dijital dönüşüm, fabrikanızın dijital dönüşümünü sağlayarak üretimde bir birimlik tasarruf sağlıyorsanız, üretim öncesi, yani ham madde temini,
nereden, nasıl, ne şekilde temin edeceksiniz? Artı satış ve pazarlama süreçleri. Bunların da dijital dönüşümünü sağladığınız takdirde üretimden bir birimlik ilave katma değeri kazanırken diğer kesimlerden 8-10 birimlik katma değer sağlıyorsunuz. Yani sadece fabrikanın dijital dönüşümü olarak düşünmeyin. Onun için bu model fabrika ve oradaki inovasyon merkezi gerçek anlamda buradaki iş adamlarına sizlerin anahtarı olacak. Yani sizin rekabet gücünüzü artırabilecek ciddi bir altyapıyı sizlere burada sunmuş olacağız. O açıdan evet, rekabet etmek istiyorsak, tüm dünyada söz sahibi olmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka model fabrikamız ve inovasyon merkezimiz biter bitmez buradaki eğitim programlarına, buradaki uygulamalara mutlaka katılıp kendi fabrikanızdaki bu dönüşümü sağlamanız gerekiyor. Gelelim bu genel hatlarıyla bu açıklamaları yaptıktan sonra sorularınıza. Akar Bey'den başlıyorum. Makine Mühendisler Odası Başkanımız. Değil mi Akar Bey? Evet. Gitti herhalde. Sigara içmiyor. O zaman onu gelince cevaplandırayım. Onunkini gelince cevaplandırayım. Tayfun Bey'in var. Tayfun Güvenci kardeşimizin var. KOSGEB ve Kalkınma Ajansı'nda ajanslar süreç uzun sürüyor. Zamanında destek alamıyoruz. Bunu konuşacağım. Haklısınız. Yani süreçleri hızlandırmamız gerekiyor. Bu konuda diyecek bir şeyim yok. Ama bu dile getirdiğiniz bu hususu ben de mutlaka hem bakan hem de ilgili bizim parti yönetiminde bunları paylaşacağım. İkincisi Çin'den işçiler geliyor şeklinde bir ifadeniz oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, bu Çin'den gelen işçilerin tasarrufu, yani ne kadar işçi geleceği, bunların ne kadar süreyle burada kalacağı tamamıyla Çin'den gelen firma ile o işin sahibi olan firma arasındaki sözleşme ile alakalı bir husus. Yani burada mesela siz bunu söylüyorsunuz, tam tersini söyleyen de var. İşte ben Çin'den 300 işçi getireceğim, benim işçilerimi eğitecek. 20 tane mühendis getireceğim, benim mühendislerimle onlarla birlikte çalışacak, bu işi öğrenecekler. Süreçleri kısaltın, yani daha hızlı süreli izin almalarını sağlayın dediler ki bu konuda ciddi bir gelişme sağladık. Eskiden 3 ay, 4 ayda olan şey şimdi birkaç günde siz izin alabiliyorsunuz. Buyurun. Bu konuda haklısınız. Süpervizör ve teknik eleman konusunda kesinlikle gerekebiliyor. Fakat bakın ben Türkiye devletlerde de tercih hizmeti veriyorum. Mesela siz Türkmenistan'da ben bir tercih işi aldığınız zaman bir oranı vardır. Ben %80 lokal işçi kullanmak zorundayım. Ama orada o vasıftaki işçiyi bulamazsan, onu belgelersen dışarıdan getirebiliyorsun. Öyle. Ama zaten o %20'nin içerisinde onu getir diyorsan. Hayır, bizde de koşullar var. Bizde de var. Bizde de var. Burada rafineri, ıslak rafinerisi yapılırken ben çok iyi düşünüyorum. 500 kişi indik getirdim. Tek bir lokal personel. Bir şey yapsam. O ihalenin şartlamesinde. Dört yolda da bir benzer. Evet. Peki. Kota var, şey var zaten. Çok katı kurallar var bunda. Onları daha sonra sizinle paylaşalım. Akar Bey'in bazı dile getirdiği hususlar vardı. Çok haklı olarak şunu söyledi. Yani mühendislerimizin kalitesinde düşme var. Ve yine çok bence önemli bir hususa değindi. Mersin Üniversitemizin makine fakültesinin anladığım kadarıyla çok zayıf olduğunu ifade etmek istedi ve buranın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ki ilk kez gündeme gelen bir konu. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz bu konunun üzerine gideceğiz. Yani oradaki fakültenin güçlendirilmesine yönelik. Kimya da mı? Mühendislik fakültesinin tamamı da mühendislik zayıf. Yani orada ben şunu sormak istiyorum Sayın Bakan, Akar Bey.
şimdi burada tabii hep sanayici arkadaşlarımız şimdi bu makine mühendisliğinde 3 tane staj yapmak zorunda öğrenci arkadaşlarımız. Sanayicilerimiz bu staj yapan mühendislikte okuyan öğrencilere o stajları sürecinde ne kadar destek oluyor? Bir de bu var yani. Onları o stajlar sürecinde bizim eğitmemiz lazım. Çünkü o konuda organize sanayi anlarıyor olarak görülüyor. Yok, organize sanayi o konuda ben organize sanayi olarak yani genelde çevirmiyor. Yani çünkü ben o da başka önemli yani. O da önemli. O da önemli. Abi önemli. Evet. Ben kime söylediysem hiçbir öğrenciye bak. Şimdi başkan olarak aldıramam. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle biz daha sonra yine gündeme getirilen bir başka konu da şuydu. Sadece Akar Bey'in değil, özellikle mesleki eğitime yönelik daha fazla önem verilmesi, mesleki eğitimin Türkiye'de daha ön plana çıkması, işte Almanya örneğini verdiler. Şimdi şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım. Mesela işte ağır iş yapan, diyelim ki meslek lisesini bitirmiş, bir ağır bir atölyede çalışan bir teknisyeni düşünün. Akşama kadar çok yoğun bir efor sarf ediyor, çalışıyor. Aldığı ücret, bir bakıyorsunuz, işte vasıfsız işçiye verilen ücretle belirgin bir farkı yok. O zaman ne oluyor? Yani insanlar çalışmayı tercih etmiyorlar. Yani ağır işlerde çalışmayı, özellikle fabrikalarda çalışmayı tercih etmiyorlar. Ben giderim, hizmetler sektöründe çalışırım, aynı parayı alırım düşüncesi içerisindedir. Fabrikada niye çalışayım diyor. Şimdi bu sorunu biz biliyoruz. Özellikle bu sorunun giderilmesi noktasında benim de bakanlık döneminde de ciddi bir çabam oldu. Ve hatırlarsanız en son çıkan teşvik düzenlemesinde özellikle teknik alanlardaki bizim vermiş olduğumuz iş ilave eleman almanız halinde vermiş olduğumuz destek süresi mesela diğer sektörlerde 12 ayken biz sanayide fabrikada sanayi sektöründe çalışanlara 18 ay veriyoruz. Yani 18 aylık bir işçiye işçi ücretini biz ödüyoruz. 18 ay yaptık. Niye 18 ay yaptık? Bir... Lütfü Elvan'ın konuşması böyleydi sevgili izleyiciler. Kent gündemine ait önemli mesajlar verdi, önemli bilgiler verdi kendileri. Şimdi tekrar haberimize dönelim arzu ederseniz. Şöyle bir baktığımızda Sayın Vahap Seçer'in bir açıklaması vardı. Belediyede eski dosyaların, Mersin Belediyesi'nin eskiye dönük dosyalarının açılmasını ve incelenmesini talep ettiğini söylemişti. Ucu kime dokunursa dokunsun. Biz bir borç aldık, belediyedeki harcamaların özellikle benim kontrolümde olması yönünde talimat verdim diyor Sayın Başkan. Çünkü bir borç devraldık. Kanun dışı bir şey yapılmışsa bunu da gördüğüm zaman ucu nereye dokunursa dokunsun dibine kadar da giderim diyor. Kendisinin geçmiş yönetimi koruduğuna ilişkin eleştiriler aldığını da anımsatan Seçer, bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim de kimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok. Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım. Hepsi müfettişlerin elinde açıklamasını yapıyor. Seçer ayrıca şeffaf belediyeciliği önemsediklerini de ifade ediyor. Her 4 ayda bir genel gelir ve giderlerin hesabını kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekliyor. Özenilen bir yönetim şekliydi bu. İnşallah söylenilenlerde adım adım da yürümek kısmet olur. Şehrimizin hak ettiği bir yönetim şekli. En azından tarif
hak edilen bir tarih sevgili izleyiciler. İster Sayın Seçer Başkanlığında olsun, ister başka biri başkanlığında olsun, belediyeciliğin temelinde bu olmalı. En azından beklentileri doğru anlatan bir açıklama bu. Halkın belediyelerden, yerel belediyelerden beklentileri konusunda doğru saptamalar. Toplu iş görüşmeleriyle ilgili Özgür Çocuk Parkı'nda düzenlenen basın açıklaması Güney Gazetesi'nin de ilk sayfasına yansımış ve manşetteki yerini almış sevgili izleyiciler. Türkiye Kamusen Mersin Şubesi adına açıklama yapan Türkiye Mersin Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Gül, 20 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren nüfusun dörtte birinin ilk iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmelerinin büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığını açıklamış. Gazetemizde bu konuya yer veren gazetelerden birisiydi. Rant kurbanı olmasın. Haberci gazetesinin manşetindeyiz. Mersin'in en bakir koylarından biri olan Bozyazı, Gökçeevlik koyu tamamen yandı. Çevre sakinleri yangının rant amaçlı çıkarıldığı endişesinde. Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen mahallesinde 7 Ağustos gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkmıştı yangın, hatırlayacaksınız. Haber bültenlerimizde de programımızda da bunu sizlere iletmiştik. En gözde koylarımızdan birisi Prince Charles koyu olarak da bilinen Gökçeevlik koyunun tamamen yanmasına neden olmuş bu yangın sevgili izleyiciler. Koyun tamamen yanmasına neden olan yangın büyük uğraşlar sonucu söndürülürken geriye kül olmuş ağaçlar, yaşamını yitirmiş hayvanlar ve bitki örtüsü kaldı. Yangınla ilgili olarak üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mut, Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde de 8 adet orman yangını şimdiye kadar çıkmış şeklinde bir bilgi yer alıyor haberimizin dip ayrıntısında. Akdeniz gazetesindeyiz. Külliyede yokuz. Mersin Baro Başkanı Sayın Bilgin Yeşilboğaz'ın bir açıklaması. Bu sabahki stüdyo konuğumuzdu kendisi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayaklarına, yüreğine sağlık. Mersin Barosu 2 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2020 adli yıl açılış töreni için Yargıtay'ın davetini reddeden barolardan birisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak yargı yılı açılışına katılmayacağını bildirdi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz yazılı açıklamasında kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi konulara değindi. Hemen haberimizin ayrıntılarına bakalım. Dinlemeyeceğiz, alkışlamayacağız başlığı altında şu ayrıntılar sunuluyor okurlarına gazetede. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yargıtay'ın davetine cevaben yapmış olduğu yazılı açıklamasında adli yıl açılış töreninin bağımsız mekan yerine kuvvetler ayrılığı ilkesinin yürütme ve yasama erklerini bünyesinde toplayan, yüksek mahkemeleri yaptığı atamalarla yargıda söz sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda siyasetin tam da göbeğinde yapılacak olması, özümsediğimiz olmazsa olmazımız kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine ters düşmektedir. Yargıyı emir kulu yapan, hakim atamalarında liyakat unsurunu tanımayan, mülakatlarda ideolojik saliklerle hakim savcı alımı yapıp meslektaşlarımızı sadece müvekkillerini savundukları için çeşitli asılsız iddialarla tutuklayan, avukatlık mesleğinin temel sorunu olan mesleğe girişte sınav yapılması, hukukun eğitiminin kalitesinin arttırılması, CMK ücretlerinin iyileştirilmesi gibi birçok talebimizi yok sayan, can çekişen, adaletin yeniden hayat bulması için Anadolu'da sürdürdüğümüz adalet nöbetlerimizi görmezden, duymazdan gelen, adalete güvenin %70'lerden %30'lara düşmesini görmezden gelen, siyasi iktidarın adalet, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakkı söylemini dinlemeyeceğiz, alkışlamayacağız dedi. Haberin ayrıntısına şöyle bir baktığımızda yine benzer konulardaki görüşleri dile getirmiş Sayın Bilgin Yeşilboğaz. Düşün artık yakamdan demiş. MHP Mersin İlçe Teşkilatları'nın Karboğazlı Zafer Şöleni'nde organize ettiği programda konuşan MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'nin bugün Molla Kerim'in ruhunu Hamit Tuna ve Şevket Can'da yaşıyor. Molla Kerim'i Fransızlara ihbar edenin şeklinde bir haber, bir görüş haber, değişik bir haber aslında sevgili izleyiciler. Bir iddia haber. Onun için temiz haber ilkesi çok önemli. Yerel basında da çok önemli. Özellikle yerel basında çok önemli. Çünkü yerel genelin oluşumundaki kılcal damarlardır. Ülkedeki genel kanının oluşmasında yerelin payı çok büyüktür. Kocamaz bu sözlere tepki göstermiş eski belediye başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi
Burhanettin Kocamaz, yazıklar olsun. Hani Burhanettin Kocamaz'a seçimi siz kazandırıyordunuz. Peki sizin bu söylemleriniz doğruysa bu dönem üstelik de ittifakla adaylarınıza neden seçimi kazandırmadınız? Bu kafayla, bu sığ düşüncelerle, bu kin ve nefret söylemleriyle bir arpa boyu yol almanız mümkün değildir. Ancak aynen öyle. Siyaset, iftiralar, ithamlar üzerinden yapıldığı zaman halka hizmet için siyaset yapılması zikrinden ve de fikrinden oldukça fazla bir ibreyle, yüksek bir ibreyle sapıyor ne yazık ki. Bu haberde bu iddialar, bu haberde yer alan bu iddialarda aynen öyle gerçekten. Bahsedilen kişiler, özellikle Sayın Hamit Tuna ve Sayın Burhanettin Kocamaz kendi meslekleri açısından rüştünü ispat etmiş kişilerdir. İmece gazetesindeyiz efendim. Eski Devlet Hastanesi, Eski Tapu Müdürlüğü binası, Eski Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eski Kadın Doğum Hastanesi çürütüyorlar denilmiş. Akıbetleri belirsiz. Mersin'deki birçok hastane ve kamu binasının taşınmasından sonra eski yerleşkeler atıl duruma düştü. Aradan yıllar geçmesine rağmen binalarla ilgili herhangi bir adımın atılmamış olması ve bu binaların kent içinde harabeye dönüşmesi Mersinlileri rahatsız ediyor. Mersin kamuoyu bu binaların akıbetinin ne olacağını merak ederken yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmıyor ne yazık ki. Özellikle çevre sakinleri ve esnaflar bu durum karşısında tepkilerini defalarca dile getirirken yetkililerse kulaklarını tıkadı şeklinde bir açıklama yer alıyor. İmece gazetesinin çürütüyorlar başlığıyla manşete taşıdığı haberinde. Mersin nefes istiyor başlığı ise Yeni Güney gazetesinin manşetini oluşturmuş. AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi Elvan, Balıkçı Barınağı yanındaki eski Aqua Park'la yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve OYAK arazisini de kapsayan 140 dönümlük sahayı yeşil alana dönüştürerek Mersinlilerin hizmetine sunmak istediklerini söylemiş. Programımızın baş dakikalarında hem haber demeç olarak hem de haber merkezimizin çalıştığı bir haber olarak sizinle paylaşmıştık bu durumu. Erdemli Müftülüğü yaz Kur'an kursları etkinlikleri kapsamında bir dizi yarışma düzenlemiş. Yeni Haber gazetesinin manşetine göre 18 Kur'an kursu öğrencisinin katıldığı yarışmayı Toros Mahallesi yatılı erkek Kur'an kursu öğrencisi Ali Niyazi Tartar birinci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmış. Şampiyon Toros Kur'an kursundan deniliyor. Delikanlı arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yeni Doğuş gazetesindeyiz. Yine gündeme ait birçok konular Yeni Doğuş gazetesinin de ilk sayfasını oluşturmuş. Başkan Seçer'den incir şenliğinde incir fidesi müjdesi yer alıyor. Zeytin ve yaprak salamura tesisini kadın kooperatifi haline getiriyoruz denilmiş. Oldukça önemli bir durum bu aslında sevgili izleyiciler ve arkasında durulması gereken bir konu. Yerli üretim, yerli üretim, yerli üretim çok önemli. Üretimde, tarımda, kalite bir şekilde lokalden başlamalı, genele yayılmalı. Sayın Seçer'in adımları da bu beklentilerle doğru orantılı ilerliyor bakalım. Yine Sayın Vahap Seçer'in bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz görüşü Express gazetesinde de yer almış. Tarsus Ziraat Odası'ndan dikenli incir dondurması uygulaması gazetemize yansımış durumda. Evet, gündem genelde bütün gazetelerle aynı olduğu için ayrıntılarına indiğimiz haberlerimizi tekrar baştan almaya gerek yok diye düşünüyoruz. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Sesimize ses oldunuz. Görüntümüzden gözlerini esirgemediniz. İçel FM'den ve sosyal medya üzerindeki konumumuzdan da sizlere programımız ulaşıyor biliyorsunuz. Yorumlarınız, paylaşımlarınız ve de beğenileriniz için hem kendi programım adına hem de Tepe Medya Grup kanallarında program yapan tüm programcı arkadaşlarım adına da teşekkürü borç biliyoruz. Ben Leyla Pakköse, yayın kumanda masasındaki arkadaşım Ezel Avan, sevgili asistanımız Mert Yeşiltepe, stüdyo sorumlumuz Mehmet Ok, hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yarın yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz ve de diliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. İyi haberlerde buluşalım.